Arkadaşlar MATLAB'ı açtığınızda size aslında bir tane şey verecek, ekran verecek. Şöyle bir ekran verecek. Bu ekranda sol tarafta işte klasör, yani girdiğiniz klasörün olduğu yer. Aşağıda bir workspace dediği yer var. Şurada aslında iki pencere olacak. Bir aşağıda command window dediği yer aşağıda olacak. Üst tarafta ise script window olacak. Ben onu ayırdım. Onu böyle tutup dışarı taşıyabilirsiniz. Ben de iki tane MATLAB açılmış galiba. Şimdi kapatayım önce. Bir tanesi kalsın. Çıkmasın. Ve script dediğimiz aslında m.m uzantılı dosya. Şuradan new script dediğinizde sol tarafta gözüküyor mu orada bilmiyorum ama bir tane şey boş sayfa açacak size bu şekilde. O boş sayfa da şöyle gördüğünüz gibi. Yani bildiğiniz Word dosyası gibi. Hiçbir şey yok. Buraya direkt kodlarınızı yazmaya başlayıp hani bildiğiniz şekilde sonra kaydedebilirsiniz. Save deyip save as dediğinizde aslında bunu nokta M dosyası olarak kaydedecek. Şöyle şurada görüyorsunuz nokta M dosyası. Ve bunları böyle kaydedip fonksiyonlar oluşturabiliyorsunuz. Kendi scriptlerinizi, kendi kodlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Gayet kolay. Şimdilik ben bunu bir kaydetmeyeyim. Bir de command window. Şuraya da kodları yazıp buradan da hani sonuç alabilirsiniz. Burası direkt aslında şey gibi çalışıyor. Deneme, yanılma tahtası gibi çalışıyor aslında. Yazıyorsunuz, sonuç alıyorsunuz vesaire. Şimdi ben bunu ilk olarak şu size paylaştığım örnekte kullanacağım. Bu örneği dediğim gibi ben Mac 420 bilgisayar tasarım dersinde gösteriyorum aslında. Ama yine sizin için de güzel. Bakın burada bir sürü M dosyası var. Bu M dosyanın her biri bir fonksiyon. Burada biz ne yapıyoruz aslında? Windmill dediğimiz bir rüzgar değirmeni var. Onun modelini oluşturuyoruz bu MATLAB'ta. Onun bir gövdesi var. Üst tarafta bir parçası var. Pardon, alt taraf var. Gövdesi var. Gövdenin üzerine bir pervane var. Pervane dönüyor işte. Değirmen yani bildiğiniz rüzgar değirmeni. Ve o modeli oluştururken mesela circle.m dosyası bir çember oluşturuyor diye düşünebilirsiniz. İşte degree radian bizim hesaplamalarda dereceyi radyana çeviriyor. Şurada rotate'ler var. Pervaneyi döndürmek için, geometrisini döndürmek için kullanılan fonksiyonlar. X, Y, Z eksenlerinde. İşte scale bir küp çizdiniz. Küpü büyütüyor işte gövdesini oluşturmak için vesaire. Translate var. Modeli taşımak için vesaire. Hani bunların detayını bilmenize gerek yok. Ben sadece fonksiyonlar olduğunu ve onları kullandığımızı söylemeye çalışıyorum. Şu main windmill in class'ı siz de çalıştırabilirsiniz. Hatta şunu bir açalım. Açtığımızda da açıldı mı acaba? Şimdi açılıyor. Bakın şöyle uzun bir şey var bizim script'imiz. Şimdi MATLAB'da çalışırken bir ana script'iniz olacak. O ana script'te kodunuzu yazacaksınız. Bir de fonksiyonlar olacak. O fonksiyonları ana script'te çağıracaksınız. Çağırarak işlemlerinizi yapacaksınız basitçe. Burada ben hemen göstereyim. Mesela burada ne çağırmışız? Circle demiştim ya şurada bakın. Circle diye bir fonksiyonum vardı benim. Mesela şurada şaftı oluştururken ben pervanenin şaftını modelini oluştururken circle diye bunu çağırmışım. İşte 0,5 yarı çapında bir circle'ı 18 tane noktayla çizmesini istemişim mesela burada. Şimdi şu fonksiyonu bir çalıştıralım. Ne yaptığını bir görelim öncelikle. Run diyelim. Umarım pencereyi burada açar. Burada yukarıdaki run tuşuna bastığınızda zaten çalışacak. Onu da söyleyelim. Çalıştığında şurada görebilirsiniz. Busy yazıyor şu an aşağıda. Sol altta. O çalıştığını gösteriyor. Ama henüz bir şey gelmedi. İkinci bir ekran görüyor ihtimali var. Büyük ihtimalle. Hah, görmedi. Güzel. Burada. Bakın bunu oluşturdu. Biraz şey yavaş gidiyor galiba. Yanıp sönecek o ve pervane döndüğünü göreceksiniz ama. Evet. O pervane her yanıp sönmede dönüyor aslında. Sürekli refresh ediyor şeyi. Döndüğünü göstermek için. Sürekli tekrar bir plot alıyor aslında. Ve hızlandı şimdi. Bakın böyle basit bir model. Hani MATLAB'da bunun 3 boyutlu modellemesini yaptık basitçe. Ve işte o gövdeyi oluştururken, pervaneyi oluştururken, bu dönmeyi yaparken arkada fonksiyonları çağırarak işlemleri yapıp size görüntüyü veriyor. O şekilde söyleyebiliriz. Genel çalışma prensibi bu. Çok detay önemli değil bunun çünkü bundan sorumlu değilsiniz siz. Numerik metot tarafından sorumlu olacağız. Bu modelleme ama hani fonksiyonlar nasıl kullanılır? Nispeten onu görmeniz için güzel. Bir de plot, özellikle plot komutunu da biz kullanacağız. Burada plot 3 var ama plot 2 komutunu çok kullanacağız. Hani o nasıl kullanılıyor? Eksen nasıl verilir? İşte görün falan. Onları da
Buradan şey yapabilirsiniz, belki biraz ilham alabilirsiniz. Mesela çizimlerde renkler nasıl verilir vesaire. K siyah için, B mavi için, R kırmızı için mesela. Ve resimde de zaten görüyorsunuz farklı renklerde verilmiş. Bunların hepsi tanımlanabilir. Buradan bir de önemli kısım. Arkadaşlar kodların ilk özellikle ana fonksiyonda şey main script'inizde şununla başlayın her zaman. Clear all, CLC ve close all. Eğer bununla başlarsanız yani mesela burada ben kod çalıştırdım. Arkada bu aslında şurayı doldurdu bakın. Arkaya yani RAM'e bazı bilgileri ekledi. Bir sürü bilgi var burada. Bunları yeni bir kod çalıştırmak istiyorsunuz. Bunları temizlemeniz lazım. Yoksa aynı parametre isminde farklı bir şey varsa orada onu da kullanabilir. O riskli. Yani şuraya yeni bir şey yazarsanız buradakileri kullanabilir. Yani onları kullanmasını istemiyorsanız, sıfırdan başlamak istiyorsanız aslında clear diyeceksiniz. Direkt clear all. Hepsini temizliyor. CLC de eğer şu command window'da bir şey yazılıysa onu siliyor. Hani şu an yazılı değil, o yüzden silmeyecek ama diyelim ki buraya bir şey yazdık. Biz işte mesela B'nin ne olduğunu merak ettim ben. Buraya B yazdım. B'nin sonucunu verecek. Şurada B var ya, bakın mesela. Onu hesaplamış. Direkt burada verdi. Mesela bunu da silmesini isterseniz buradan yok olsun diye CLC yazabilirsiniz. O yüzden bu var. Close all da tüm figürleri kapatacak. Hani bir figür var açık. Bir de şurada mesela gereksiz bir şey, figür açılmış. Bir şey yok içinde. Bunları kapatacak. Sonra tekrar bunu çalıştıracak. Önce bunları yapacak yani. Burası çok önemli. Yani siz de kodlarınızı yazarken bunları kullanmanız gerekli. Fonksiyonlarda kullanmayın. Çünkü fonksiyonlarda bunları yazarsanız her fonksiyonu çağırırken siler. Yani bunu çağırdık şimdi. Sonra fonksiyon var şurada mesela. Bu fonksiyon içinde onu silerse yani şu önceki bilgiler gider. O yüzden olmaz. Ana fonksiyonda sadece yapacaksınız bunu. Bir de ana fonksiyonda şey de çok önemli. Tanımlamaları yapmanız. Yani özellikle geçen dersimizde de well structured olması lazım diye söylemiştik ya bir programı. Bu definition'lar kodun amacı nedir? Mesela burada bir rigid body transformation yapıyoruz. Ne için? Winbill için. Hani biriyle paylaştığınızda bu kodu hemen şu girişe bakıp ne amaçla kullanılmış, girdileri neler ve çıktıları neler bunu bilmesi lazım. O yüzden kodunuzun girdilerini ve çıktılarını tanımlamanız gerekiyor bu şekilde. Bir de eğer kullandığınız bir referans varsa onu tanımlayın. Başka işte modifiye zamanınız ne zaman? Bu şey için güzel. Hani güncellemeler yapıyorsanız yazılımınızda modified date'ten onları takip edebilirsiniz. Kim tarafından yazıldı vesaire buraya ekleyebilirsiniz. Hani ben sizden ödevlerinizde de özellikle şu en başı yani şu birinci satırdan 24. satıra kadar olan kısmı kesinlikle isteyeceğim. Yani inputlarınızı, outputlarınızı kesinlikle tanımlamanız lazım. Burası çok önemli. Buraya kadar sorusu olan var mı? Hani bu genel bir görünümü MATLAB'ın. Şimdi biz bu MATLAB'ı ne için kullanacağız? Geçen dersimizde gösterdiğimiz paraşüt örneği vardı hatırlarsınız. Paraşütle atlayan adam örneği. Bu örnekteki kodu bir çalıştıralım. Zaten şeyi vermiştik. Analitik hesaplarını, nümerik hesaplarını yapmıştık bunların. Şöyle şunu büyüteyim önce. Bir an gidince korktum. Hatırlarsanız şu grafiği çizmiştik. Bir nümerik çözümü vardı. Mouse'um gidiyorum oraya. Bir nümerik çözüm vardı şurada. Üstte gördüğünüz bir de analitik çözüm vardı. Şimdi biz mesela MATLAB'da bunu yapalım ve bu grafiği almaya çalışalım sizle. Hem size de pratik olmuş olur. Size de deneyin demiştim. Deneyenler varsa tekrar olmuş olur. Yoksa da onlar için güzel bir fırsat tekrardan görmeleri açısından. Burada biz kodumuzu da paylaşmıştık. Neredeydi o paylaştığımız? Bulabilirsem. Galiba Chapter 2'de programming'de paylaştık bunu. Bilgisayar biraz şey yaptı, kastı. Büyük ihtimal şunlardan dolayı. Ben bunları bir sileyim. Hocam. Şunları buraya aldığımda memory doldurur. Ha, siz görmüyorsunuz şu an. Niye görmüyorsunuz? İkinci ekran. İkinci ekran yaptı. Niye yaptı acaba? Nasıl düzenliyordu? Başlat Windows P mi? evet. Yaptın mı şimdi? Oradan Ha, seçimini tamam. Yine de diyeceğiz. İkisini birden göstersin. Clear all dedim. Clear all derseniz işte şurayı sildi bakın. Bunlar bir memory harcadığı için kasmasın diye sileyim ben onları. CLC yaparsanız bakın burayı tamamen siler. Close all dersek de figürleri kapatır.
Figürlerde bizi diyor yapacak. Niye kapatmadın? Kapattım. Tamam. Figürleri de kapatmış oldu şimdi. Evet, böylece şimdi yeniden başlayalım. Ne dedik? Öncelikle kodumuzu alacağız dedik şeyden. Lecture slide'lardan. Chapter 2'de olması lazım. Programming. Şunu İşler biraz fazla ağırlaştı. Şu anda niye bilmiyorum da. Her işi birden yapamadım. Hatta çalışıyor. Kitabınızda da zaten bu paraşütist örneği için kod var. Aynısını ben buraya aldım. Direkt bunu kullanacağız aslında. Şimdi şu Mac modunun gerek yok. Programming'de en aşağılarda olması lazım. Şurada. Aynen. Şimdi önce paraşütist example'a bir bakalım. Modüllerden önce mi? Şurada. Bu paraşütist example için şöyle kodu vermiştik. Bu kodu ben direkt aynısını alacağım bakın. Direkt kopyalayabiliriz. Hani sıfırdan siz kendiniz de yazabilirsiniz daha bilinen bir şey olsun diye ama bunu da kullanabilirsiniz. Direkt bunu alacağım. Ve MATLAB'da bir new script açacağım. Şuradan. Bunun içerisine Ctrl V ile yapıştırdım. Tabii böyle yapıştırırsanız bakın yani bunu okuyan hiçbir şey anlamayacağı için hani demin dedik ya inputları outputları girin. Ben buraya size bir örnek olsun diye hemen gideyim mesela. Şunların aynısını giriyorum. Şuradan kopyalayayım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Hazır elinizde taslak olursa daha kolay oluyor işler. Zaten şunlar olacak. Definition'da bunun amacını değiştirelim. Purpose. Şimdi bizim solving o tuşunu basayım. Solving paraşütist example diyelim. Bu analitik formülasyon muydu? Ona bir bakayım. V'yi nerede buluyor? Nerede? Tamam, neyse böyle kalsın. Inputlar da bakın burada farklı şimdi. Ne var input bakarsak? G var, M var, CD var mesela. Bunları gireceğiz buraya. Hani şöyle G, M, CD basitçe. Bunların isimlerinde gravity, işte mass. Daha biraz daha düzenleyebiliriz bunları şöyle. Para basarsın. Hepsi aynı seviyede olur. CD de bizim drag coefficient'ı. Başka ne varmış? Mesela TI, TF. TI dediğimiz aslında bizim initial. TI, initial TF de final time. O ikisi arasında iterasyonlar yapacağımız için hesaplamaları yapacağız yani. Geri kalanını hani siz de yazarsınız. Şimdi ben hızlı olsun diye bu kadarını yazdım. Devam eder. Sonuçta da biz neyi bulacağız? Velocity. Velocity of the paraşütist. Hatta onu parametre olarak ismini verirsek daha doğru olur. Şuradan ne vermişiz? V. Bakın disk V diyor zaten. Göster onu diyor yani. Disk buraya da şey gibi. V. Şimdi bakın böyle verdiğinizde kodu böyle kaydedip paylaştığınızda insanlar ne yaptığınızı anlayacaktır. Ama bunlar olmasaydı bir anda kod geldi ne oldu anlaşılmıyor vesaire. Hatta kod içerisinde de yorumlar yapmak lazım. Mesela şurada işte input gibi bunlar. Inputlar şurada bitiyor. Inputların yanına da yazabilirsiniz. Bu arada MATLAB'da yorum yüzdeyle veriliyor. Onu söylemeden etmeyelim. Şey, ilerlemeyelim. Bu yüzde yaparsanız yanına yorum yapar. Hatta mesela deneme yaparken yazılımda diyelim ki hani G 981 ya da M.
Hani M input olarak istemiş ya burada. Ben böyle istemiyorum da bunu M'yi şey istiyorum. Direkt kendim vereceğim. Mesela 68,1'di bizim örneğimiz için. Buraya yazdım bunu. Noktalı virgül koyduğunuzda şurada göstermez. Command window. Noktalı virgül koymazsanız her koymadığınız şeyi şurada gösterir. O yüzden noktalı virgül koymanız iyi. Yani ben de o yüzden hep koyarım. Ama görmek istediğiniz varsa şeyde command window'da şurada matladım. Noktalı virgül koymayın. Şimdi mesela şu ikisini girdiğinizde şöyle. Önce M'i böyle isteyecek. Gireceksiniz. Bir de 68 isteyecek. Ama ben sadece şunu istiyorum. O durumda ya bunu silebilirsiniz ya da bu burada kalsın. Sonra belki kullanırım derseniz bunu komente alırsınız. Yoruma alırsınız yani. Başına yüzde koyarak. Başına yüzde koymayı da arkadaşlar Ctrl R ile kolaylıkla yapabilirsiniz. Ctrl R yaparsak koyar. Ctrl T ile de geri uncomment edersiniz bunu. Ctrl T diyeyim şöyle. Hani bunları not edebilirsiniz. Evet. Noktalı virgül koyarsak orada görünmez dedik ki. Evet. Koymasak yine de M'yi tanımlar mı yoksa? Tanımlıyor. Şimdi şöyle ben bunu hemen bir kaydedeyim. Bakın böyle bu arada bunu yazdınız. Hemen senin soruna cevap vereceğim. Run derseniz kayıtlı olmadığı için şurada yıldız işareti var yukarıda. Gözüküyor mu orada? Kayıtlı olmadığı için şey yapacak. Run deyince kaydedeyim mi diye soracak önce. Bunu kaydet diyecek. Şimdi ben bunu şurada bir kursör açayım oraya kaydedeyim. Size de kayıtlı bulunsun. Mutlak paraşütist. Öyle gidiyorum. Example. Diyelim. Buraya paraşütist example diye kaydedelim. Kaydet. Run'a basınca kaydedip çalıştırmak istedi. Bunu sorabilir. Çünkü folder değişiyor. Change folder deyince o folder'a geçecek. Ya MATLAB çalıştığı dosyada şey yapar. Bir şeyler problemli. Bir bakalım. Problemler arkadaşlar şu sağda kırmızılarla gösterir bakın. Invalid text kopyala yapıştır yaptık ya ondan dolayı problem var. Şu eksi yargılamamış. Tekrar biz eksi diye girelim şunları. Onları başka bir şey yazmamış. Bölüyü de yine bölü diye girelim. Başka var mı şurada? Hani kopyaladığımız için oluyor bunlar. PDF'den kopyalayınca özellikle bu sorunlar oluyor. Şimdi bir daha run diyelim. Heh, Mesih istedi bakın. Şu anda ne yapıyor? Şuradan Mesih istiyor. Şey pardon şuradan. Input'tan Mesih istiyor. Noktalı virgül koyduğunuz zaman söyleyelim. Bakın aslında onu kaydetti. İstedikten sonra verecek herhalde. Buraya ben bir 68,1 gireyim. Velocity verdi. Başa döndüm yine. While var. Bu while loop'tan nasıl çıkacağız? T bitene kadar. Sürekli mes mi isteyecek? Bu çok kötü bir kod olmuş. Mes sabit zaten. Sürekli istemesin. Bu arada böyle istemediğiniz bir şey oldu ve çıkamıyorsunuz. Ctrl C yapın çıkar. Ctrl C yapıp iptal ederim ben bunu. Şimdi onu düzeltelim. Ben bunu istemiyorum. O yüzden bunu iptal edeceğim. Bunu Ctrl V ile comment ettim. Kendim 68.1'e girdim. Şimdi bu böyle sürekli istemeden benden kütle kayıtlı olacak. Hemen başlayalım. Yine istedi. Neden istedi? Başka bir yerde daha mı istiyor? Şurada da istiyor. O yüzden. Bunu da iptal edelim. İki kez mi kopyaladık biz bunu? Evet. İki kez varmış. Tamam. Şurayı iptal edelim gibi. Bilgisayarın yavaşlığından şey oldu herhalde. Burayı save edelim önce. Sonra run edelim. Hala istiyor. Ha, bu önceden kalmıştık. Ctrl C ile iptal edelim. Şimdi. Bakın şu an bitti aslında. Velocity'yi de verdi. Çok hızlı yaptı. Bakın noktalı virgül koyduğunuz her şeyi şu sol altta aslında kaydetti hafızasına ama şuraya göstermedi. Sadece velocity gösteriyor burada. Neden? Onu da display ile özellikle istedik. Disk ve noktalı virgül yok. Bunun. Bakın noktalı virgül koysaydım bunu göstermezdi diye tahmin ediyorum. Disk olduğu için gösteriyormuş. Bunda önemli değil. Ama şöyle yapalım. Mesela ben bunun noktalı virgülünü kaldırdım M'nin. 68,1. Baştan çalıştıracağım. Bu sefer hem M'yi gösterecek şöyle. Hem sonra display ile istediğimi gösterecek. Yani noktada virgül şey yapmaz. Hani kaydetmeme olayında bir sorun yok. Şuraya kaydeder her zaman yine. M hep burada. Ama şurada görmek istiyorsanız bir de nokta virgül koymayın. Basitçe o. Şimdi bunu yaptık. İşte dediğim gibi Ctrl R ile comment ettik bunu. Birden fazla şeyi comment etmek için Ctrl R özellikle güzel. Mesela bunların hepsini comment edeceğim ben. Yorum alacağım. Ctrl R ile alabilirim. Hepsini seçip Ctrl T ile de geri yorumdan çıkarabilirim. Burası çok önemli çünkü bazen deneme yaparken siz böyle birden fazla satırı
yorumu alıp hani başka şeyler deneyebilirsiniz. Sonra o yorumu iptal edersiniz vesaire. Onun için faydalı. Bakın bu kodda şimdi ne yapıyoruz? Inputları aldık. Bu arada kütleyi de alayım şöyle. Bunları girdik inputları. Şu while loop'un içinde biz aslında zamanı artıracağız. Yani zamanı sıfırdan, şurada TI sıfır bakın. TF aralıklarmış. Yok. Son, ikinci saniye. İkinci saniye için şey bulacağız biz şu anda. While loop'ta T artı DT demiş bakın. DT'yi de haş almış. DT 01. Haş da 01. Yani her haşla ya da DT artışla TF'den küçük olduğu sürece bu işlemi yaptırıyor bize. Haş eşit TF eksi T'yi yaptırıyor. Buradan bir haş adımı bulacak. Bu haş adımı da şununla çarpacak. Step size'ı bu hatırlarsanız formülde. Hemen formülü şöyle göstereyim size. Gelirsin. Şurada belki gözükebilir. Bakın şurada şu step size. Aslında iki zaman arasındaki fark. Onu 2 vermiştik. Burada 2'ye kadar çıkmış 0,1 aralıklar vermiş. Bu 0,1'i haş yapmış aslında. Hani ekstra bir parametre tanımlayıp hep burada 0,1 aralıklarla gidecek gibi düşünebilirsiniz. Bunları tanımlıyor ve V'yi sürekli artırıyor aslında burada. En sonunda T2'de tanımlamış. Şimdi biz bunları mesela şey yapalım. Yani bizim örneğimiz gibi yapalım. Düzenleyelim bunu. Initial'ı 0 olsun. TF'si de 12 olsun. Hatırlarsanız bizim örneğimizde 12'ye kadar yapmıştık. Şurada. Şu grafikleri çizerken 12'ye kadar çizmiştik. 50'den son. 12 yaptım. Şimdi başka ne var? Şu artışları da DT artışlar 2 olarak yapmıştık. Burada yine hatırlayalım. 0, 2, 4, 6, 8 de gidiyor. İkişer artışlarla gideceğiz. Dolayısıyla her artış için bana V hesaplayacak. Ama böyle hesaplatırsam bana sadece en sonki V'yi verir. Yani sürekli yapacak bunu, en son V'yi verecek bana. Hatta gösterelim. Run diyelim şimdi. Şu an 50 vermesi lazım. Evet. Bakın sonuç zaten orada. Şurada 50 idi. 12'de. Onu verdi bize. Peki şunları nasıl bulacağım ben? 0 ile 12 arasındakileri. Herhangi bir fikri olan var mı? Bir loop atarız. Evet ama zaten loopta. Aslında hepsini hesaplıyor. Efendim? Her adımda gösterir. Çok güzel. Şu display'i orada gösterebiliriz. Böyle yapalım. Burası olur mu acaba? Bakalım. Hepsini gösterdi hakikaten. Hemen karşılaştıralım. 19'dan 50'ye kadar değil mi? 12 yok. Tamam, bir tanesini atladı. Çünkü şeyden çıktı. Loop'tan çıktı. Kaydetti aslında V'yi 50 olarak. Şurada var. En son bir daha display koymamız lazım. Yani şu loop'tan çıkınca bir tane daha koyacağız şuraya. Bunu ya da break'ten önce koysak. Ne, şuradan mı? Evet. Buraya da koysak olur. Çok güzel. O zaman şunu bir şöyle yapabiliriz. Bu break aslında şey. Şöyle verilebilir. Break'ten önce de me if'i şey yaptı bu durumda. Bunu alıyor aslında. Çok ilginç. Bazen böyle buglar olabiliyor. Bakın şöyleyken sorun yok. Altında çizgi varsa problem var demektir. Onları düzeltmek lazım. Display'leri verelim. Yalnız end'i görmüyor. Çok ilginç. Hocam onu bir üstte koymayacağız mı? 46. satırdan sonra. Yok. Şimdi burada ben eğer TF'den büyükse T break diyeceğim. Dursun. Bunu gösterip dursun. End'i kabul etmiyor yani. Şunu bir silelim. Bir daha end diyelim. Bunu da iptal etsek. Hocam eşittir atıp onu iptal etsek. Şöyle bir deneyelim de. Hata verecek mi? Şu an çalıştı aslında. Niye orada altını gösteriyor? Çok ilginç.
May not be aligned. Tamam. Align olmayabilir demiş ama align aslında. Yani indent aynı değil. Heh, bir kere bunu silip tabağı tekrar basınca düzeldi. Bazen bu hatayı yapabiliyor şey MATLAB. Yani sadece warning olarak vermiş. Engel değil de. Bakın burada hepsini verdi aslında. 19, 32, 39, 44, 48, 50. Şöyle yapınca hakikaten hepsini verdi. Biri bir şey dedi. Sen mi söyledin? Ben bilmiyorum tam olduğunu ama eşit, ya büyük eşittir demişiz ya. Evet. Ya eşit biri atsak break etmese yani 14 etsin. O zaman alttaki kısma direkt tamamen biraz güzel. Aynen öyle. Öyle de yapılabilir. Çok doğru. Bunu direkt büyükse dur diyeceksin. Bunu sileceksin. Altta hepsini gösterecek müsait. Deneyelim. Duramıyor. Neden? Sizce neden duramıyor? Dur, böyle olursa arkadaşlar CTRL-C ile dururum bunları. Sonsuz loop'a girdi. 14'e çıkamıyor T. Sebebi de biz burada T'nin maksimumunu 12 tanımladık. Ama bunu sen bir şey yapabilirsin. 12'den büyük bir sayı tanımlayalım bunu. 12.1. O zaman durur. Durmadı. O zaman integer tanımlayacağız herhalde. 14 tanımlayalım da bir bakalım. Duracak mı? Yok, durmuyor. Doğru, bu sefer de 14'ün üstüne çıkamıyor gibi bir şey oluyor. Neden oldu o zaman? T'yi hiçbir zaman büyütemedi şeyden. Onu şu an çok kurcalamadım, vaktimizi almasın. T büyük eşit dursun bu. 12 ile devam edelim. Onu siz evde denersiniz gerekirse. Aynen, şunu geri ekliyorum. Bu şekilde tekrar bir bakalım. Hocam büyük değil de direkt eşit. Olmaz mı? Eşit koşulu. Eşit oldu anlıyor musun? Eşitliği bu arada şeyde MATLAB'da iki eşit koymanız lazım. İki eşit de yapabilirsiniz. O da oluyor. Yani. Ama bunu çıkar mı diyorsun? O zaman. Efendim? Yok. Ha, break'in önüne atarsak önce onu gösterir sonra durur. Mantıklı. Bir de onu deneyelim. Evet, 50'yi gösterdi, durduk. Bu da olur. Ama eşitlikte problem var. Sebebi de şu. Bazen o T değeri her zaman net TP'ye eşit bulamayabilirsiniz. Nokta bir fazla olabilir. Hani bazen round of hatalar olabilir falan. O yüzden genelde eşitlik biz kullanmayız. Büyük eşit kullanırız. O aklınızda bulunsun. Hani genellikle mümkünse büyük eşit yapmaya çalışın bunu yani. Eşit değil de. Neyse, bu şekilde güzel çalışıyor. Bakın hepsini alabildik. Biz bunları aldık ama şimdi de soru şu. Bunları biz çizdirmek istiyoruz. O yüzden hepsini beraber bir kaydetmemiz lazım. Kayıtlı tutmamız lazım. Bakın kayıtlı yerde, kayıtlı yer burası aslında workspace. Ve sadece sonuncusu kayıt 50. Diğerleri aslında yok oldu şu an. Kayıtlı değil şunlar. Burada sadece gösteriyor da şeyde kayıtlı, database'imizde kayıtlı değil şu anda yani. Onu kaydetmemek için ne yapabiliriz? Güzel. Bir matrix array oluştururuz değil mi? Sütunlara atayabiliriz. Yani bu V'yi biz mesela şöyle yapabiliriz. V değerimiz başka bir şey tanımlıyorum V için. Böyle şurası tanımlıyorum. Velocity calculation between T eşit 0 to T eşit TP bu arasında. Ve burada ben bir V tanımlayacağım. Bakın parantez yaparsanız bir sütun atar aslında. V şey alt alt olsun. Bir iki nokta koyacağım. Bu şeyi gösterir. Zaten şurada söylüyor. Row de, diyor. Row dediği satırlar aslında alt alta. Bir de columns. Kaç tane columns olacak? Bir tane columns olacak. Sadece velocity içeren. Bunu tanımlayalım. Şöyle tanımlayacağız. Önce biz sıfırlarla tanımlayabiliriz bunu. Zeros. Pardon. Şunu aslında şöyle. V'yi direkt alacağız. Bunu zeros'un için tanımlayacağız. Hatta zeros'ta da kaç tane olacaksa onu tanımlamamız lazım. Öyle ya da kendi oluştursun ya. Böyle tam while loop'a girince kaç tane olduğunu bilmiyoruz. For loop olsaydı, for loop'ta iyi mesela birden bilmem kaça kadar artırıyoruz. O zaman biliyoruz ama while'da bilmiyoruz. Onu bilemeyeceğiz. V'yi hiç başta tanımlamayalım o zaman. Direkt şeyde tanımlayabilirsin. Şurada V'yi alıyorsunuz ya arkadaşlar bakın. Burada bunu V bir de increment tanımlamamız lazım değil mi? While increment eşit 1 ile başlasın. Ve V'nin
her artışında ilk initial V'yi alsın. Initial V 0, o 1 olsun. O zaman increment'i 1 artıracağız. Şöyle yapalım. Increment 1 olsun. Bunu 1 artıracağız burada. Yani increment artı 1 yapacağız. Hatta şunu hesapladıktan sonra yapacağız. Increment artı 1. Hatta ondan da sonra yapacağız. Özür diliyorum. Şöyle yapalım. Her şeyi yapsın, sonra artırsın. Çünkü V'yi de göstersin. Şurada göstersin. Sonra artırsın. Şimdi increment 1'deyken şeyi söyleyelim size şuradan. Bakın increment 1'deyken 0'da aslında. 0'da 0'ı gösterecek. Hesaplarken de 2'yi hesaplayacak. 19.62. Yani i artı 1'i hesaplayacak. Şurada t'yi artı 1 diyorduk ya. Bu t'yi artı 1'i de şöyle tanımlayabiliriz. V i artı 1. Hatta increment artı 1. Ink diye tanımladım ben bunu. Şimdi ink 1'di. 1'de başladı. Şuradaki v'lerimiz. Şu v bizim 1. Yani v ink aslında 1'i verecek ilk başta. Sonra v ink artı 1'i v ink ile initial değeri vardı. Euler metodu hatırlarsanız initial değer artı slope ve step size. Şu an oldu aslında. Bu şekilde hesaplayacak. Dv dt'yi de burada hesaplıyor increment'la. V'yi almış olacak. T'yi de matris yapabiliriz böyle. T'nin de bir ilk değeri var. Ink. Ona h ekleyip ikinci değerini alacak. Şurada ink artı 1 olacak dolayısıyla. Şöyle diyebiliriz. Ve if t ink diyelim büyük eşit tf'den. Şimdi matris haline getirdik bunları işte. Bunu da ink artı 1'i göstersin burada. Şurada da. İlk artı 1'i göstersin. Bir çalıştıralım. V'yi aslında sütun haline getirdik şimdi. Çalışıp gösterelim istedim. Bakın V'yi burada çıktıklarsak üzerine bu arada şeyleri gösterir. Variable içinde. Bir matris haline gösterir. Yalnız yatay yapmış. Ben bunu aşağıya doğru istiyorum. Yatay bir matris şey yapmış. Sütun ya da vektör yapmış diyelim. Sıfırdan hatta şeyi de hesaplamış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14'ü de hesaplamış. Niye 14'e gitti? 14 çarpmıştık ya. Ha, orada kaldı mı? Yok, 12'deyim. Yok ama oraya da kaydettiği için. Kaydı şurada yapıyor. Direkt burada kaydetmiş bile. 14'e. Hocam ink niye birden başlıyor? Kaçtan başlatalım? Ya sıfırdan başlatamam. MATLAB sıfırdan başlamıyor. Diğer programlarda sıfır kullanabilirsin. MATLAB'da kullanamıyorsun ama galiba son versiyonda geldim ya deneyebiliriz şimdi. Emin değilim de. Sanki bir getirdiler onu. Ama yani en azından önceki versiyonlarda hiç başlamıyordu sıfırdan. O yüzden ben hep birden başlamaya alıştım. Siz de alışkanlık haline getirebilirsiniz yani. Ama başka yazılımlarda sıfırdan başlıyor. O güzel bir nokta. TF12'de 14'ü niye yaptı? Burada da gösteriyor. Enteresan. Şimdi increment TF'den büyük eşit olunca ama display increment artı 1. Ben de düşünüyorum ki acaba orada mı göstereyim? Şunu mu diyelim diyorsun? Yok. Altta bir altın halinde bir istiyor ya. Yok bundan oldu aslında. Direkt bundanmış. Şu t increment artı 1 tf'den büyükse dursun dememiz lazım. Tamam. Şu an 50'ye kadar yaptı ya. 12'ye kadar yaptı yani. Zamanı da görebiliriz. Şuradan t'yi bakın 0-12 arası yaptı. Güzel. V'yi de 0 şey V'yi tekrar açayım. 0-50 arası yaptı. Ama ben bunları sütun halinde yapmak istiyorum. Satır değil de. O yüzden onu da göstereyim size nasıl yapabiliriz. Onu yapmak için de arkadaşlar şurada biz tek tanımladık. Bunu yatay yapıyor default olarak. Demin gösterdiğim taktikle yapacağız. Increment artı 1 önce satıra yazsın. Tek bir sütunda yazsın. Bakın virgül 1 koydum. Bir sütunda yazsın. Bunu da o şekilde 1 vereceğim. Şunlar da hep yanına virgül 1 koyacağım parantez içinde. Bu ne demek? İlki satırda yazacak ama sadece tek bir sütuna yazacak.
Hepsini de düzeltmem lazım parantez için aldıklarımda. 1 1 bir de şurada var. 1. Böyle yaparsam, run dersem, bakın bunları değişeceğini göreceksiniz. Sütun haline geldi. Benim istediğim. Yani satır ya da sütun çok önemli değil aslında. Sadece görsellik anlamında hani biraz da kodlamanız gelişsin diye MATLAB tarafını öğrenin diye bunu gösteriyorum. Bunu yaptık. Gayet güzel. Sonuçlarımızı aldık. Şimdi bunu plot edeceğim ben. Buraya kadar sorusu olan var mı bu arada? Yok herhalde. Tamam. Plot etmek için de artık aşağıya yeni bir şey açalım. Şöyle iner mi? Yukarı yapayım siz görün diye de şöyle enter'larız. Plot plotting the velocity diyelim. Bunu plot etmek için arkadaşlar direkt plot diye bir komut var MATLAB'da. Bunu kullanabilirsiniz. Bu plot komutu x ve y yani y ekseninin x ekseninde ve y ekseninde alacağınız dataların ikisini girip yapacağınız bir şey aslında mı? Şurada değişik bir şey gösteriyor şu anda. Ben bir gireyim bakalım olacak mı? Hatırladığım kadarıyla t ve v'yi girersem plot eder. Bakalım ne yapacak? Etti. Aynı. Sıkıntısı yok. 0 ile 12 arasına bakın. Ve 0 ile zaten 50 arasına gelmişti ya. Zaten lineerliği de görüyorsunuz. Böyle her bir aralığı birleştirdi. Bu aslında bizim şu eğrimizde şu siyahlı olana geliyor. Ben işte bu siyahtaki gibi noktalarla göstermek istiyorum. Ve biraz kalınlığını da artırabilir miyim acaba? Bazı düzenlemeler yapabiliriz bunun üzerinde. Bir de x ekseni, y ekseni neler belli değil. Onları kesinlikle göstermeniz lazım. Hani anlayamayız. Bir şey mi diyecek? Label. Heh, aynen. Label'la yapabiliriz değil mi? Direkt label mı yazıyorum? Launch it, launch'ın ben bir şeyde de farkında. Sanki değildi ya. Aynen. Aynen. X label. Evet çok güzel. Hatırlayanlar var. Daha önce kullanmış. X label ne olacak? Fine. Direkt buraya yazabiliriz arkadaşlar. Bu time olacak ve second, in seconds. Şöyle yazalım. Bir de y label var. Bu da velocity. Velocity meter per second diyelim şöyle. Bunu da yaptık. Güzel. Bir çizdirelim görelim. Evet. Time ve velocity yazdı bakın. Velocity'de şuraya bir boşluk koyayım. Biraz birleşik gibi olmuş. Şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar bu yazdı ya böyle mesela. Hani baştan run etmektense yeni modifiye ettiğiniz yer şöyle de deneyebilirsiniz. Bunu seçtim. Sarı tıkladım. Evaluate this section var. Evaluate ediyorum. Bunları değiştirdi. Boşluk koymuş oldu şuraya. Güzel. Bu da oldu. Bunu her zaman böyle vermeniz önemli. Yani bizim için avantaj. Ben bir de şimdi şu noktaları özellikle mesela yuvarlaklarla göstermek istiyorum. Onu nasıl yaparım bilen var mı? Efendim? Ben şey yapamadım. Ben bu birleştirdim noktaları. Plot her zaman öyle yok. Plot ne yapar? Plot aslında iki datam var. T ile V, X ekseni ve Y ekseni. X eksenindeki ilk datayı, yani pardon şöyle diyelim. T ile V'nin birinci array'indeki dataları yine T ile V'nin ikinci array'indeki datalarla birleştirir. Sonra üçüncüyle birleştirir. Sonra böyle plot hep onu çalışır yani. Plotun çalışma mantığı o şekilde. Birleştirerek çalışır. Sadece nokta çizdirmek istiyorsan spesifik plotu onu çizdir diyeceksin. Onu da şöyle göstermeye çalışalım. Şimdi bunun yanına ek şeyler yazabilirsiniz. Mesela şurada örnek veriyor zaten. Line spec 1, x2, y2 gibi. Bu line spec neymiş mesela? Tıklayınca şey yapıyor mu? Birleştirici çizgin özellikleri olabilir. Aynen öyle onu göstereceğim size de. Ya, seçenekleri vermedi. Bilmiyorsanız şunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. MATLAB'ın şurada search documentation var. Buraya mesela plot komutunu biliyorum ben. Ben bu plot komutunu öğrenmek istiyorum. Neler var neler yok içinde. Ya da Google'a yazın direkt. Hani o da kolay. Bu MATLAB documentation açacak size. Bu documentation içinde bakın plot 2D line plot. Bunu söylüyor size. X'e yaparsanız direkt çizim yapacak. Şu line spec'ler lazım bize. Şunun açıklamalarına bakalım. Örnekler de vardır burada. Hatta şöyle direkt aşağı dönebiliriz. Burada bir plot yapmış. Mesela şey diyor. X, Y1, X, Y2 bunlar bizim matı sanki zaten. Şöyle yazarsanız şöyle dash halinde gösterir diyor bak. İki nokta yaparsanız şöyle noktalı gösterir diyor. Vesaire. Yani G yazarsak green gösterecek yanında.
Ha, şu lazım bana işte. Şöyle noktalarla göstermesini istiyorum ya, yuvarlak. Rengini belirleyeceğim. Çizginin nasıl olduğunu belirleyeceğim. Bir de noktaları nasıl göstereceğini vereceğim. Direkt şunu yazabilirim aslında ben. Bu güzel bence. Şunu alayım. Kendi koduma yazayım. Şuraya. Blue değil de ben yine black göstereyim. Black yapmak için K yapmamız gerekiyor. Blue ile black aynı olduğu için B ile K diye ayrım yapmışlar onda. Çizelim. Tabii bizimki de dash de oldu. Onu yine düz yapalım biz. Düz yapmak için tek çizgi. Ya da default hiç yazmazsanız onu olur. Noktaları da gösterdi bakın. Sadece noktaları nasıl gösterir? Onu denememiz lazım. Şu an şey yapamadım. Aklıma gelmedi. Acaba sadece şunu hiç göstermeden yapsam ne olur? Sketch'ler ne oluyor bakalım. Böyle oluyormuş. Çizgi tanımını vermezsem sadece noktaları gösteriyormuş. Bunu öğrenmiş olduk. Çizgi tanımını buraya mecbur vereceğiz yani böyle. Ve düz çizgi de bunu gösterecek. Bunu yaptık. Buraya arkadaşlar şeyi de yapabilirsiniz. Analitik fonksiyonu da yazabilirsiniz. Onu da yazıp aslında şunu da karşılaştırmasını yapmanız mümkün. Hani şunu da çizdirip karşılaştırmasını yapabilirsiniz. Onu da ben size bırakayım. Hani buraya kadar bunu göstermiş olalım. Var mı sorusu olan? Bunu ben kayıtlı zaten şeye koyacağım. Dosyamıza koyacağım. Oradan da indirebilirsiniz ve üzerine çalışabilirsiniz. Sorusu olan varsa alayım. Yoksa burada bir ara verelim. Ben de sonra görüşelim. Gracias.